Sevgili hanımlar, biliyorsunuz ki meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Bu artık hepimizin bildiği bir şey. Ortalama olarak rakamlar verecek olursak her 8 kadından bir tanesinde görülen bir kanser türü bu. Kadınlardaki tüm kanserleri düşünecek olursanız her 4 kanser tesisinden 4 kadından bir tanesi meme kanseri tanısı alıyor. Her 30 kadından bir tanesi de maalesef meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani bu rakamlara aklınızda getirecek olursanız meme kanseri aslında önemli ciddi bir sağlık problemi. Önemli ciddi ve sık görülen bir sağlık problemi. Dolayısıyla bizim meme kanseri konusunda son derece bilgili, bilinçli olmamız gerekiyor. Aslında memenin yapısını gözden geçirecek olursak memenin basitçe 3 bölümü ayırabiliriz. Memedeki bulunan süt bezleri, bunları meme başına ileten süt kanalları ve bunları destekleyen yağ dokusu. Meme kanseri aslında bu memede bulunan süt bezleri ve süt kanallarındaki hücrelerden, bunların kontrolsüz çoğalmasından ortaya çıkan bir kanser türü. Biz meme kanseriyle ilgili hep sıklıkla şunu düşünüyoruz. Meme kanseri kalıtsal mıdır? Meme kanseri annede, kız kardeşlerde varsa olan bir şey midir? Hayır, meme kanserinin ancak ve ancak %7 hatta 8'i kalıtsal. Diğer geri kalan tüm meme kanserlerin aslında kalıtsal kanserler değil. Meme kanserinin kalıtsal olabilir mi bende acaba diye bir şey düşünüyorsak eğer şunu 40 yaşın ailemizde 40 yaşından önce meme kanseri görüldüyse ailemizde iki taraflı meme kanseri varsa bir hastada veya erkek meme kanseri görülmüşse bu bizim için uyarıcı olmalı. Yani bu tür vakalar varsa ailemizde bizde kalıtsal meme kanseri olabilir diye kendimiz için bir uyarıcı işaret fişeği taşımalı. Kent Hastanesi. İnsana verdiğimiz değere güvenin.